Merhabalar Yakasya ekibi 24 tayfa sizlerden çok soru geliyor bu konuda devamsızlık affı gelir mi hocam gelirse ne zaman açıklanır diye son 10 yılı tek tek baktım hatırladığım kadarıyla öyleydi zaten 23 yıllık öğretmenim son 10 yılı tekrar bir taradım genellikle haziran ve temmuz başı haziran sonu temmuz başı gibi devamsızlık affı ile ilgili kararlar var. ...açıklanmış bakanlığımız tarafından. İşte 2019'da 14 Haziran... E, ...2020-2021'de... ...8 Temmuz'da açıklanmış... ...21-22'de 7 Haziran'da açıklanmış. E, bir tek geçen yıl daha erken açıklanmıştı. E, buradaki tarih... ...kaç gösteriyor? 5. 5. ay yani Mayıs'ı gösteriyor. Onda da biliyorsunuz deprem felaketinden... ...dolayı deprem felaketi yaşamıştık. O yüzden erken açıklanmıştı. Ya, bu yıl yine... ...devamsızlık affı olacak mı dediğim gibi son 10-15 yıla baktığımızda yani son 10 yılda kesin öncesinde de ben olduğunu hatırlıyorum hep devamsızlık affı geliyor. Ne zaman? Haziran veya Temmuz okul kapandıktan sonra. Niye? Şimdiden devamsızlık affı olacak deseler okullar boşalır. 12. sınıflar adına kimse sonra okula gitmek istemez haliyle. bu nedenle öğrenciler okula devam etsinler diye bu karar söylenmiyor. Yani okullar kapandıktan sonra açıklanıyor. burada asıl sorun af gelip gelmemesi değil bence. 12. sınıflar bu durumu her yıl yaşayacaklar. Yani bu yıl af geldi gelmedi. Biz bunu tartışmasını her yıl yapıyoruz. Geldi mi? Gelecek mi? Ne zaman gelir? Kaçta gelecek? Gibi. E, mesela burada bunu kökten bir şekilde halletme. Yoksa her yıl buna af getirerek bu sorunu çözem, e, çözemeyeceğimizi düşünüyorum. Benim şahsi fikrim bu. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum tabi. Yorumlara yazarsınız. Yani burada yapılması gereken e, kalıcı bir uygulamayla 12. sınıfları 2. dönemde mesela e, devam zorunluluğu olmayabilir. E, ya da bu daha düşük bir ihtimal ama 12. sınıf lara YKS olmayabilir. Yani YKS'ye girebilmek için mezun olma şartı, 12. sınavı bitirmiş olma şartı getirilebilir. Böyle olursa da devam zorunlu yerinde olacaktır. Ama şu haliyle bu sıkıntıyı biz dediğim gibi yıllardır yaşıyoruz. Seneye yine ben bu aynı videoyu çekiyor olacağım. Sizlerin dediğim gibi yorumlarını merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.